Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Ege Üniversitesi Televizyonu'ndan ve Radyo Ege Kampüs Frekansı'ndan sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Evet, yeni bir Ege'den Sağlık programıyla tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Ege Üniversitesi 2014-2015 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bu bağlamda akademik yılın ilk dersini şu anda da stüdyo konuğumuz olan dünyaca ünlü Türk tıp doktoru, nöroşirurji uzmanı Profesör Doktor Sayın Gazi Yaşargil hocamız. Sohbetimize başlamadan önce Sayın Yaşargil hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyoruz. Mahmut Gazi Yaşargil, mikrocerrahinin beyin damar hastalıkları, bypass gibi nöroşirurji alanında kullanılabilirliğini keşfeden bir profesörümüz. Epilepsi ve beyin tümörleri tedavisi için de yeni yöntemler bulmuştur. Nöroşirurji alanında 100 yılın en büyük gelişmesine imzasını atmıştır. Beyin ameliyatlarına mikroskobu sokan Yaşargil, anevrizmaya karşı yeni bir müdahale tekniğini, yani ameliyatla hasarlanmayı ve ölümü %1'in altına düşürmeyi geliştiren isim olarak tıp tarihine geçmiştir. Ayrıca Amerikan beyin cerrahları tarafından 100 yılın adamı seçilen Yaşargil, birliğin saygın yayın organı olan Neurosurgery adlı derginin de kapağında yer almıştır. 20. yüzyılın öncü bir beyin cerrahı olduğunu anlatmak için kendisine tam 81 sayfa ayırmıştır dergi. Bizler de dünya ve Türk tıp tarihinde yerini almış bir ismi stüdyomuzda ve üniversitemizde ağırlamak büyük bir gurur duyduğumuzu sözlerimize ekleyerek artık hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk efendim. Hoş Çok bulduk. Teşekkür ediyoruz Sağ bugün olun. Bizlerle Sağ birlikte olun. Olduğunuz için. Evet, biraz kısa bir bilgi verdik sizlerle ilgili ama gerçekten nereden başlayacağımızı düşünüyoruz programımıza. Ben başlayayım. Siz başlayın gerçekten. Nasılsınız? Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Tabii buyurun. Dediniz ki Amerikan beyin cerrahlarının verdiği 100 yılın cerrah olarak seçilmişiz. Tam doğru değil. Bunu Amerikan beyin cerrahları başladılar ve bütün dünyadaki 400 beyin cerrahi merkezine soruldu. Evet. Orada ilk yarısı için Profesör Harvey Cushing beyin cerrahisini kuran profesör seçildi. O endokrinoloji ve hormonlar üzerine büyük çalışmalar yaptı ve beyin cerrahisini hukuken yerleştirdi. Ve ben beni de 1950'den 2000 senesine göre ikinci yarısında bilhassa bu yeni nöroanatomi, nörofizyoloji, nöropatoloji ve nöroşiroloji görüşleriyle ameliyatlarda daha başarılı olabilmemizi gösterdik. Evet. Ve her bu nevi ameliyatlarda ölme ve hasar görme oranını %1'in altına düşürdük. Neredeyse sıfır gibi. Yani evet. Apandisit ameliyatı gibi oldu ama bunun için çok iyi yetişmek lazım. Kesinlikle. Bunu düzeltmek istedim de söylüyorum gençler şevklensin, bilsinler. Evet. Batı'da da insan iyi çalışırsa tanılıyor, takdir ediliyor ve yardım buluyor. Evet, kesinlikle. Hocam gerçekten bugünlere nasıl geldiğinizi gerçekten çok merak ediyoruz. Acaba sizin ağzınızdan kısa bir hayat hikayenizi almak istesek neler söylemek istersiniz? Efendim, bizim bir adetimiz var. Bir kimseyi tanımak için ilk sorduğumuz siz nerelisin? Evet. Halbuki hepimize dikkat ederseniz 10 nesilde yani binin üzerinde büyük baba büyük anne var. Evet. Hepsi dağınık. Şimdi genomu araştırması $800. Yakında 200'e inecek. O zaman göreceğiz ki o kadar karışığız ki. Yani, evet. Sade genetik yok. Bizim bildiğimiz kadarıyla anne tarafımızdan, annemin annesi Karadeniz Ereğlisi'nden, büyük tüccarlar, 17. asırda İstanbul'a göçerler. Annemin ailesi Sinoplu. Evet. Orada tabi camilerde kalmış Ali Paşa'dan. Onlar da 17. asırda gelirler. Tesadüf bu ya, Feneryolu civarına yerleşirler. Bizim bir büyük babamızdan orada Özgürlük Parkı var ya, onun içerisinde köşk hala orada duruyor. Evet. Hep her iki aileden de zamanla Enderun'da yetişmişler çoğu.
devlet hizmetinde bulunmuşlar. İçerisinde vali olanlar var, nazır olanlar var. Efendim, doktor bulamadım. Bildiğim bu kadarıyla. Onlar tam İstanbullu olmuşlar. İşte mühim mevkilere erişmişler. Baba tarafımız, o da bir efsane. Beypazarı civarından bir Kayhan aşireti, Kaya aşiretinden gelme, Orta Asya'dan. Fatih Sultan Mehmet'in isteğiyle 1400-1440 senelerinde Balkan'a gitmelerini tavsiye etmiş. Karadağ hudut bekçisi olarak askeri de varmış aşiretin. Oraya gitmişler. 500 sene orada kalın diyor. Evet. Ta Balkan Harbi'nden biraz evvel ayrılırlar. Çok asker var, subay var, hocalar var, köylüler var. Bilhassa İştip, Üsküp civarı var. Bir de büyükanne Saraybosnalı. Evet. Biz muhakkak ki orada Saraybosnalı Boşnaklarla karışmışız. Herkese dediğim gibi karışık. O aile de çok oranın soylu bir ailesi. Babamız mülkiyeden. 5 amcamız hepsi subaydır. Babam ilk Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu vakit Sırp Sındığı'na Nahiye Müdürü tayin olmuş, evet. 1923'te. 23. 3 ay sonra Lice'ye tayin edilmiş kaymakam olarak. Ve böyle de Lice'ye gitmişler. Ablam benden 4 yaş büyük, benden 2 yaş büyük bir abi. Oraya yerleşirler, alışırlar. Efendim, dostluk kurarlar oradaki ailelerle. Annem İstanbul'daki hayata alışkın, biliyor ne var ne yok ama çok hoşlanmış oradaki beylerin, şeyhlerin kültür seviyelerinden ve çok yardım görmüş. Ama biliyorsunuz isyan çıkıyor. İsyanda rehine olarak esir alıyorlar ve üzerlerine birer pardesü alıyorlar, başka bir şey yok. Evet. 5 ay Şubat'tan ta Temmuz'a kadar dağ tepe dolaşılıyor Doğu Toros Dağları'nda. Benden 2 yaş büyük abi olacak İhsan orada isale tutulur ve vefat eder o. Lice'de orada mezarlıkta kalmış. Annem hep anar. Bilmiyorduk, tıp ilerlemiş olsaydı isale tutulduğu için ilaç bulamamışlar. Evet. Kurtarırdık derdi. İşte anne hiçbir zaman bir çocuğu unutmuyor. Ben 3 aylıkken, ben Lice'de doğmuşum. Bu yüzden Diyarbakırlıyız ve Güneydoğu vatandaşlar beni Kürt biliyorlar. Amerika'da doğarsanız Amerikalı oluyorsunuz. Bu bakımdan güzel. Evet. Ve çok bağlılıklarımız vardır. Çok hoşlanırım. Bana çok hastalar gelmişti İsviçre'de bulunduğum zaman. Ben 3 aylıkken babam Diyarbakır'dan ayrılır, Ankara'ya gelir ve orada divan muhasebata memur olarak girer. Ben Ankara'da Cebeci'de yetiştim. Ev kurulur, tren yolu yanında. Bizim çok büyük talihimiz oldu bu husustan. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni 2 yaşındaydı ben doğduğumda. Evet. Ve en hareketli yeriydi çünkü bizim etrafımıza, biz 1925'te oraya gelmişiz, 27-28'de başladı. İlkin oraya Assubay Mektebi kuruldu, Gülhane Hastanesi kuruldu, Dikim Evi kuruldu. Bir tarafa, öbür tarafa Musiki Muallim Mektebi, konservatı var. Yanımıza Mülkiye Fakültesi, Hukuk Fakültesi, ortaokullar, ilkokullar, doğum evleri. Çayır etrafı doldu bunlarla ve büyük bir kültür hayatı. Ve oraya 1930'dan 40'a kadar büyük sayıda Avrupa'dan büyük mütefekkirler, sanatkarlar, doktorlar geldiler. Ve bunlar işte etnik sebepten dolayı ayrıldılar. Bizim için çok faydalı oldu, Türkiye için.
her sahada çok büyük adamlar gelebildiler, yetiştirdiler. Ben isim saymayayım ama onların evet. çocuklarıyla biz top oynadık. Evet. Bambaşka bir dünyayı görmüş olduk. Sonra bizim ailede de halamızın çocuklara da üçü de, iki kızı ve bir oğlu almaya da tavsiye etmişlerdi. Ve tabii onlar bize örnek oldular. Kapı komşumuz, o da Rumelili, Profesör Şükrü Yusuf Sarıbaş, nöroloji profesörü, yakın aile dostu. Hemen hemen her hafta sonu görüşülür. Ondan biz ilk defa bir tıp dersleri aldık, öğrendik ve dikkatimizi çekti. Karıncaların ve arıların antenlerle nasıl görüştüklerini bize anlatmıştı. Ya da Helen Keller diye bir genç kız daha 18 aylıkken kör olmuş hastalıktan, evet. sağır olmuş. Nasıl olmuş da oturmuş da lisan öğrenmiş ve büyük yazıcı olmuş. Helen Keller'i internete bakarsanız ne müthiş bir kadın olmuş. Nasıl olabiliyor? Beyin nasıl böyle kör ve sağır olduğu halde yetişebilir? Böyle etkilendik bunlardan. Evet, evet. Ve bu yüzden ben içimden karar vermiştim. Gideceğim. Sonra Profesör Sarıbaş güzel bir kitabı tercüme etti. Alman profesörü August Bier'den ilk defa spinal anestezi yapan. O Sabavet'te Ahlak diye bir kitap yazdı. Daha eski Yunanlardan başlayaraktan son zamana kadar. Hani bugün bile dedikleri tamamen doğrudur. Yani çok güzel bir araştırma yapmış. Onu tercüme etmişti. Yeni Türkçe'ye çevirecekler. Görüşülür diyor. Biz de duyduk onu. Benim niyetim de işte o hocanın yanına girip tahsil etmekti. 1940 senesinde ben bizi Ankara'da lise devrinde Atatürk Lisesi'ne getirdiler. Evvelce biz Ankara'da Taş Mektepleri'nden Erkek Lisesi'nde vardık. Erkek Lisesi'ndeydik. Orada 3 sene ortaokul yaptım. Liseye geçtik. Müdür dedi ki lise başlangıcında, yeni bir sınıf açıyoruz. Eskiden edebiyat ve fen vardı. Şimdi ise bir de Latince sınıf açıyoruz, klasik sınıf. Ve ileride Yunanca öğreteceğiz. Size tavsiye ederim, gelin girin. Yunanca ve Latince'yi Batı'da tahsil etmek isterseniz, isterler. Ben hemen bunu duyunca karar verdim, o sınıfa gireceğim. Gireceksiniz. O sınıfta biz başlangıçta 20-22 kişiydik. İkinci, 10. sınıfa geçince 9 kişi kaldık. Evet. Ayrıldılar arkadaşlar. Ve de Yunanca hoca bulamadılar. Eski Yunancayı, Latince'yi öğrettiler başlangıcını. 3 sene iyi oldu. Ve o sınıfta benim sınıf arkadaşlarından bir tanesi de Can Yücel'di. Onun o zaman şair olduğunu falan hiç bilmezdik, hiç bahsetmezdi, hiç söylemezdi. Sınıfta başka şairler vardı ama evet. yok, çıkıp da demezdi ki ben de yazdım. Sonradan öğrendim ki kız kardeşi Canan ve oğlu bana anlattılar. 5-6 yaşında yazdığı şiirler var. Çok derin fikirler içerisinde var, evet. çok çok derin güzel. Neyse, karar vermiştik Almanya'ya gideceğiz diye. Niyet Viyana'ya gitmekti. Çünkü Viyana ayrılacak diye Almanya'dan. Ekim ayında Eğitim Bakanlığı'ndan, o zaman Maarif Bakanlığı vekaleti davetiye geldi. Gittim. Ufak bir odada. Orada 5 kişiydik. Kimler de vardı orada? Bu enteresan bir şeydir. Biraz da sosyologların bunu araştırması gerekir. Erdal İnönü. Süleyman Demirel. Evet. Sonra Tomurtak Genelkurmay Başkanı olan. Ve de bir de bir hanım bizim içimizde en güzel Türkçeyi görüşüyordu. Biz yarım saat dostluk yaptık. Neden bizi çağırmışlar? Biz çalışkan olmuşuz.
3 sene, her sene 3'er sefer iftar litesine geçmişiz. O yüzden bize ödül verdiler. Ayrılırken Hasan Ali Yücel dedi ki, Gazi Bey, bir aralık odama gelir misiniz? Girelim. Girdim. Ayakta bu görüşüldü. Dedi ki, Candan duydum geçen hafta, siz karar vermişsiniz Viyana'ya gitmeye. Ben kendi genç olsam aynı kararı verebilirdim. Ama dedi, sizin babanız memur ama ben de memurum, ben bakanım. Üstelik eğitim bakanı. Milli Eğitim Bakanı. Oğlumu dedi, ben faşist Almanya'ya gönderemem. Gönderirsem ertesi gün istifa etmem gerekir. İster misiniz bunu? O zaman benim de şimşek çaktı. Evet. Anladım ki hata etmişiz. Özür diledim. Dedim, canı ikna edeceğim. Siz de gitmeyin dedi. Çünkü daha yaşınız dedi 17,5-18. Bu yaş dedi, Türkçeniz iyi ama dedi böyle kalacak. İlerlemez. Çünkü evet, bir dilin iyi oturması üniversite çağında olur. Dedi oldu. Benim Türkçem fena değil ama ben eskiden sınıfta çok iyiydim. Türkçem evet, çok iyiydi. Canla yarışırdık. Ama öyle kaldı. Ne olurdu bilemem ama babamız da yazardı gazeteye. Ulus gazetesinde makaleleri falan çıkardı. Bizde ailede var böyle bir yazarlık. Can bu gelemedi. Yani hikaye böyle. Evet. Ne bana ne de Can'a burs verildi. Bunun üzerine ısrar ediyorum. Güzel bir hikaye bu. Güzel bakan kesinlikle, bana vermiş olan güzel hocam. Ama diğer taraftan bizim ailemiz ve Can her iki ailede çocuklarını okuttular. Bizim aileden 4 kişi Avrupa'da okudu. Hı-hı. Ablamız İngiltere'de İngilizce edebiyatı evet, İngiliz edebiyatı öğrendi. Hı-hı. Öğretmen oldu. 40 sene Ankara'da Gazi Lisesi'nde hocaydı. Biz üç erkek kardeş İsviçre'de tahsil ettik. Evet. Ve bunu yapabilmek için bizim aile kıt kımır. Çok basit yaşadılar. Tatil falan evet, bir şey yok. Böylelikle bizi yetiştirdiler. Onlara karşı utanıyorum. Bize burs verilmedi. Can'ın ailesinin durumu da kötüleşmişti biliyorsunuz. Bakanlıktan ayrılınca. Onlar da sıkıntılı. O da İngiltere'ye gitmiş. Evet. Bu, aramızda bağ yoktu. Ta 1989 senesine kadar. Evet. O kendi dünyasında, ben kendi dünyamda, bu böyle oldu. Efendim, ben 1943, hemen bugün tam 71 sene evvel evet, Türkiye'den ayrıldım ve Viyana'ya gittim. Orada 71 sene ben ne yaptım Avrupa'da? Gördüklerim, yaşadıklarım yerler, hastane, evim, ameliyathaneler. Tabii hastanede. Bir de uçak alanları. Evet. Ve benim bir hobim de nereye gidersem bir fırsat bulur, bir iki saat bir müzeye giderim. Orada genç sanatçılar ne yapıyorlar? Evet. Onlardan yeni boyutlar görüyoruz. Evet. Onların dünyaları kesinlikle, bizden daha ileri. Onlara bakarım her memlekette. Hayatım böyle güzel. Ara sıra çok nadir bir konsere giderdim. Çünkü bizim meslekte gitmek zor oluyor. Ne zaman bir acil vaka gelecek belli olmuyor. Evet. Tam konserde haber gelir, geri olmuyor. Ama evde dinlerdim. Hayatımız böyle geçti. Fazla bir spor yapmaya, orada bir hatam oldu. Yani herhangi bir spora giremedim. İsviçre'de kaldım 50 sene ama ben daha sporu bilemem. Evet. Tenis de öğrenmedim, golf da öğrenmedim ve bizim mesleğimiz spor oldu bu evet, nevi ama evet, iyi değil. Evet. Herkesin iyi spor yapması lazım. Bu hikaye bu kadar. Evet. Peki hocam tatil yaptınız mı hiç? Hiç yapmadık. Yapmadınız mı? Hocam da yapmazdı. Biz hep ama düşünün ben bu 70 sene içerisinde 14-15 kitap çıkarttım. Evet. 350 tane yazı çıktı. Koştur. Evet, bunlardan fırsat bulunamayınca. Bizim dünyamız böyle ama şu var. Tatilde gördüğümüz doğanın güzelliği. Biz kongrelere gittiğimizde güzel yerlerde yapıyorlar kongreleri. Evet. Dağ, çayırı, bayırı, gölleri, nehirleri görüyoruz. O çok güzel. Ama diğer bir dünya da var. O da hastalarımızın dünyası. Her insanın içerisinde sonsuz dünyalar var. Evet. Farklı bir hikaye var. Kendisi bile bilmiyor. Evet.
görüştükçe açılıyor. Ne dünyalar çıkmıyor. Evet. Genç, ihtiyar, çok ihtiyar, herkeste neler yok. Evet. O ona bağlandınız mı seviniyorsunuz. Yepyeni bir dünyayı görmeyi her gün. Kesinlikle. Ona devam ediyorum. Şimdi mesela bir seneden beri İstanbul'dayım. Profesör Uğur Türen'in yanında Yeditepe Hastanesi'nde. Orada ameliyat yapmıyorum artık. Bir kitap yazmakla meşgulüm. Haftada 200 hasta görüyoruz. 200 hastanın etrafında en azından bir de 4-5 kişi var. Hesaplayın. Evet. Bayağı kalabalık. Çok hoş oluyor. Kesinlikle. Çok hoş oluyor. Yoruyor insan ama çok hoş. Bambaşka ne sıkıntılar, ne dertler. Evet. Ondan, o zaman kendi insan kendini unutuyor. Kesinlikle. Hocam beyin cerrahisinde çok önemli kalıntılar gerçekten bıraktınız. Çok önemli aktiviteler gerçekleştirdiniz. Biz beyin cerrahisinde şu anda dünyanın geldiği yeri merak ediyoruz. Ve gerçekten biz evet. Şu anda beyinle ilgili ne biliyoruz hocam? Anlatmaya çalışayım. Efendim. Merkez sinir sistemi beyin ve ilik. Yalnız beyin değil, ilik de dahil evet. bize. Ve omurgalar, onlar da beyin cerrahisi dahil. Onların orada kıkırdaklarda çıkan fıtıklar, onların ameliyatları da biz de uğraşıyoruz. Bunların muhtelif hazırlıkları var. Tümörden bahsedebiliriz. Evet. Bunlar iliğin ve tümörün etrafında olabilirler yahut içerisinde olabilirler. Damar yumakları olabiliyor. Arterovenöz malformasyon diyoruz, kavernom diyoruz. Damarlarda olabiliyor anörizmalar yahut damarların tıkanması olabiliyor. Bunların teşhisinde büyük ilerlemeler oldu. Evet. Ben beyin cerrahisine başladığım vakit 1953'te o zaman biz baş ağrısı olmuş, baş dönmesi olmuş hastalara ilkin elektroensefalografi yapardık. Eğer sağda solda fark varsa, nerede bir değişiklik varsa elektroensefalografide oraya anjiyografi yapılırdı. Zordu. Şimdi hasta geldiği vakit anlatıyor ne sıkıntısı var. Hemen ya bilgisayara koyuyorsunuz. Yarım saat sonra ortada resim. Dokuyu görüyorsunuz, beyin gözüküyor, ilik gözüküyor. Yahut MR'a sokuyorsunuz, MR, magnetik rezonansı. O da yarım saat, bir saat sonra tertemiz olayı gösteriyor. Evet. Var mı bir tümör, var mı bir damar bozukluğu, ne var ne yok ortaya çıkıveriyor. Yani teşhiste çok ilerledik. Evet. Ve ameliyatlarda da büyük ilerlemeler var. Alet edevat çok yaratıldı, genişledi. Fakat gençleri yetiştirmemiz lazım. Beyin diğer organlar gibi değil. Beynin her tarafı bambaşka. Şu gördüğünüz 1100 ya da 1500 gram büyüklüğündeki beynin her tarafı hemen hemen başka. Sanki bizim parmak izlerimiz gibi bu kıvrımlar bile başka olabiliyor. Ve beyin öyle tek doku yapı değil. Her yerinde ne diyelim burada en azından 60 tane hücre değişik hücreler var. Evet. Burası başka, burası başka, burası başka, burası başka. Bundan hariç beynin gelişmesinde bilmemiz gereken bunu alırsam böyle mesela bu beyin sapı ya. Evet. Bu 500 milyon sene eski. Bunun üzerine bu kısmı geliyor ki burası ve bu kısım. Burasına deniz aygırı deniyor. Buna benzetmişler burasını. Hı hı. Hani Nobel mükafatı bulundu, hı hı. verildi ya. Üç kimseye, iki Norveçli'ye, bir İngiliz Amerikalı'ya. Burası. Burası bambaşka bir sistem. Burası 250-300 milyon senelik. Evet. Buraları, yukarıları 150 senelik. Evet. Yepyeni. Yani her tarafı bambaşka. Biz yani kendimiz, ben 90'lık ama benim esasında beynimde kısmen 500 milyon senelik. Evet.
Ve hastalıklar benim ortaya çıkarttığım bu beynin belli yerlerine yakalıyor. Hı hı. Hani öyle delil ol değil. Değil. Belli başlı yerlerine değil, yakalıyor. Değil, değil, değil. Beyin tümörlerinden herkes korkuyor diyorsunuz ama esasında hiç korkulacak bir durum yok. Beyin tümörlerinin %50-60'ı iyi cinsli. Evet. Ve onların belli yerleri var. Onu bilirsek o belli yerin damarı belli oluyor. Hı-hı. Onu da daha iyi bilirsek tertemiz alabiliyoruz ama evet. Toptan almak lazım. Evet. Bunu yapmak için mikrocerrahi gerekiyor. Hı-hı. Beynin yapısını öğrenmek lazım. Evet. Ve bunu öyle 5 günde değil, birkaç senede değil, 10 senede yavaş yavaş çalışa öğretmesin. Nasıl bir keman çalmak ya piyano çalmak için kaç sene ister, evet, değil mi? Evet. Ona benziyor. Ona benziyor. Esaslı o uğraşmak lazım. O zaman yapılabilir. Yahut da beyin damarlarının gelişmesi, yarın anlatacağım bunları da. Onlar da devamlı değişen böyle bir metamorfotik bir değişiklikler var. Ana karnında 7 defa değişiyor damarların durumları. Düşünün. Evet. Evet. 9 ayda. Ondan sonra doğma anında birdenbire ana kalbinden çocuğun kalbine geçiyor o, evet, durum. Muazzam bir olay değil mi? Kesinlikle. O, müthiş bir şey. Onlarda mesela anürizmalar oluyor. Bundan eskiden çok korkulurdu. Fakat bizim geliştirdiğimiz mikrocerrahi ameliyatıyla orasını çok emniyetle kapatabiliyoruz. Evet. Tertemiz yapabiliyoruz. Bunlara imkan var. Sonra damar yumakları var. O damarın gelişmesinde yumak olarak kalmış. Hı hı. Onların da yerleri belli. Evet. Öyle darmadağınık değiller. Bilirseniz ne var o alabiliyorsunuz. Evet. Yani böylelikle biz nöroanatomide, nörofizyolojide, nöropatolojide dikkatlerini çektik. Böyle deli dolu değil. Hı hı. Belli başlı yerler. Belli başlı yerde çıkıyorlar. Evet. Ve onu bilirsek tertemiz alabiliyoruz. Benim hastam var. İlk defa ameliyat ettiğim, hı hı, benim hastam 54 senesinde, 55 senesinde hala yaşıyor. Evet. Beyin tümörü. Ne kadar uzun zaman geçmiş üzerinden. O zaman çocuktu, hala yaşıyor. Evet. Yani bizim hastalarımızın en azından %80'i yaşıyor. Evet. Biricik bilmediğimiz bu bir çabuk büyüyen beyin tümörü var. Ona kötü cins diyoruz. Onun öbürlerinin de nereden geldiği de belli değil. Şu deniliyor. Mesela karaciğer, böbrek, kalpteki hücreler hep aynı. Beyinde 1000 cins tümör hücre var. O kadar fazla hücre olduğu için belki onların gelişmelerinde bir şaşkınlık olabiliyor. Evet. Deniliyor ama bu da bir parça uyduruk bir şey. Tam emin değiliz. Yarın anlatacağım neden. Hı hı. Efendim yavaş yavaş gelişiyoruz. Yani bence bu işin erbabı olana gidilirse İyi yardım yapılabilir. Evet, kesinlikle. Bilesiniz. Kesinlikle. Bu kadar. Evet. Hocam, biraz da sağlık diyelim. Beyinden yola çıktık. Siz bu zamana kadar cümlelerinizden de anladığımız kadarıyla çok düzenli bir hayat geçirdiniz. Neye borçlusunuz sağlığınızı? Bunu merak ediyoruz. Muhakkak ki genetik, evet, rol mühim. Bizim ailede uzun yaşayanlar var. Hı hı. Ama aksisi de var. Benim büyük babam 47 yaşında kalpten gitmiş mesela, evet, annemin babası. Böyleleri var. Yani karışık bir durum. Düzgün hayat en mühimi. Hı hı. Ben hayatımda dikkat ettim. Alkolü kullanmam. Evet. Hiç. Sevmiyorum da. Abi bir parça tatmıştım falan. Sevmiyorsunuz. Sonra içer gözükürüm. Sağ olun falan. İçmem. Evet, içmezsiniz. Sevmiyorum. Sigara içmem. Hı hı. Ve böylelikle İnsan daha düzgün yaşarsa iyi kendini koruyabiliyor. Evet. Koruyamadığım taraflarda yok değil. Mesela bu seyahatler, uçak seyahatleri bence iyi değil. Evet. Biraz da fazla yapılırsa dikkatimi çeken mesela spor kulüpleri ve olimpiyata gidenler, onlara oksijen veriliyor. Bize kimse vermiyor. Evet. Ve uzun yollara giderseniz ben bozuluyorum. Evet. Ben dikkat ediyorum. Uçak seyahatleri sizi etkiliyor. Şimdi ortaya kabul ediyorlar. Var diyorlar. Evet. Şimdi oksijen verebilmeleri için oksijen var ama basınç yok. Evet. Onu yapmak için çok daha kalın duvarı yapması lazım uçağa. Evet. Onu yapamaz. O yaparsa çok için. Çok zor olacak. Yani büyük sorunlar var. Sonra en mühim tarafı da şu. Ben konuşmayı, insanlarla görüşmeyi çok severim.
karışmayı çocukluğumdan beri böyle halk içerisinde. Evet. Ama dikkat ettim, böyle toplantılarda bizim kongrelerde falan oluyor ya, orada elinizde bir kadeh bir şey, nasılsın, onlar çok yorucu oluyor. Evet. Ben cemiyet hayatından kazandım. Hı hı. Yani İstilce'de bana sorsanız, orada 50 sene yaşadım, bir tanıdığım bir kimse var mı? Yok. Yok. Hastalarımız var, o kadar. Evet. Oturduğumuz yerdeki bir aile, o kadar. Amerika'da 20 sene kaldık, o da aynı şekilde. Orada yalnız hastaları tanıyoruz. Evet. Yani o, böylelikle ben akşamları eve geldiğim vakit ilkin dinlenirim, müzik dinlerim. Sonra yemekten sonra okurum, yazarım. Yani kendi içimde kalıyorum. Evet. Kendinizi dinliyorsunuz belki ya, de biraz. O, öbürsü yoruyor. Evet. Yani böyle bir kongrelerde konuşmamdan yorulmuyorum da. Akşamları öyle toplantı olunca o yoruyor beni. Biraz yoruyor çünkü bedenen. Arkası arkasına 10 kişi karşınıza çıkıyor. Aynı soruyor. Kaç çocuğunuz var? Herkes aynı cevabı vererek biraz yorucu olsa şaka gerek. Şaka olarak diyorum, buraya yazacağım diyorum, ne yapıyorlar diye. Evet. Buyurun. Peki hocam, biraz beslenmeden bahsedecek olursak, sizin gözünüzden sağlıklı bir beslenme nasıl olmalı? Bence biz her şeyi yiyebiliriz. İsteğimiz, bünyemiz ne istiyorsa onu yiyebiliriz. Daha iyi olur. İşten gelen, ama kalori bilinçli olmamız lazım. Evet. Şu elime aldığım ne? Mesela bir çikolata, onun içerisinde 1000 kalori var. Evet. Yani bu yemeğe artık bir yemek gibi. Bir pirzola parçasının en azından 300 kalorisi var, 400 kalorisi var. Günde efendim en fazla böyle bizim gibi fazla hareket etmeyenler 2-3000 kalori yeter. İstediğiniz yiyebilirsiniz. Evet. Ama mideyi doldurmamak lazım. Benim bildiğim bir şey varsa herkese onu söylüyorum. Hazreti Muhammed ne demiş? Sofradan yarı aç yarı tok kalkacaksın. Kalkınız. O mühim. Evet. Mideyi şişirmemek, doldurmamak meselesi. Evet. Peki acaba Sayın Yaşargil tatlı sever mi? Severim. Kızartma severim. Yer mi? Oo, ben hatırlarım çocukluğumda bizim amcamın oğluyla yarış etmiştik o. Mühendis mektebindeydi. Annem lokmayı yakmıştı. Karşılıklı sen yersin, ben yersin. Ben 40 tane yedim ama bu. Afiyet olsun. O zamandan 14-15 yaşlarındaydım. Evet, çok severim. Çocukken. Evet, ama şimdi evde yapılan baklava, evet, falan onlar çok hoş oluyor. Evet. Şimdi yağ iyi olacak, yağ iyi olacak. Yağ. Evet. Şu anda yemiyorsunuz herhalde. Yemiyorum. Dikkat etmek biz için. Biz çok sebze yeriz. Evet. Salata yiyoruz. Evde kendimiz yaptığımız yoğurdu seviyoruz. Evet. Onunla. Her şey doğal olmaya çalışıyor. Doğal olacak. Evet. Doğal. Hocam şimdi yakın bir süreçte Mayıs ayında farklı bir konferans için sizi burada ağırlamıştık. Yarın da açılış dersimizi gerçekleştireceksiniz Ege Üniversitesi'nin. Aynı zamanda yarın size Fahri Doktora unvanı da takdim edilecek. Biz duygularınızı merak ediyoruz sizin yarınki törenle ilgili. Efendim. Tabii insan böyle bir reaksiyon görünce memleketinden, halkından, üniversitelerden hoşlanıyor, şevkleniyor, seviniyor, onurlanıyor. Benim daha hoşuma giden de gençler de bilsinler, disiplinle çalışılırsa nelere erişilemiyor. Evet. Disiplinle çalışmak, insan kendisini yetiştirmesi lazım. Evet. Mesela hocalar öğretiyorlar bir şey ama orada dinliyorsunuz, güzel. Ama ben aynı konuyu, inanın ben nöroanatomiyi hala bugün bile tekrar okuyorum. Evet. Okuyorum, okuyorum, tekrar okuyorum. 10 defa, 20 defa, 30 defa. Tıpkı musiki sanatçıların yaptığı gibi. Evet. Yahut da öbür ustaların yaptığı gibi, marangoz gibi. O da bu oyunda çalışıyor. Kendi beyin tekrarlamak istiyor, evet, öğretmek, öğrenmek istiyor. Yani egzersizle öğreniyoruz. Evet. Türkçesini bulamıyorum egzersizini. Siz biliyor musunuz egzersiz? Mümarese diyoruz. Genelde ama. Genelde Türkçede de egzersiz olarak kullanılıyor ama alıştırma da denilebilir. Alıştırma, hocam. Evet. Alıştırıyoruz. O güzel bir laf. Alıştırma güzel oluyor. Böylelikle kendimizi geliştirmemiz lazım. Tabii çok hoşlanıyorum. Bilhassa gençlerin
bilmeleri lazım. Yarın onlardan da bahsedeceğim. Herkesin beyni biricik. Ve sanki elmas bile sonunda karbon. Evet. Kristalleşmiş karbon. Beyin de öyle. Ondan ne muazzam ne işler çıkarılabilir. Bilemiyoruz kimin içerisinde ne becerikliler, ne beceriklilik var, ne yeteneklikler var. Ben mesela bilemezdim. Evet. Yetenekli olduğumu. Zamanla ortaya çıktı bu iş yapabilirim diye. Disiplinli çalışmak lazım. Kendinize inanaraktan bir hedefi hep de akılda tutup ona hazırlamak lazım bunu. Böyle mükafatlar tabii insanın hoşuna gidiyor. Bana geçen yüzyılın mükafatı dendi ama evet. Onu da söyleyeyim. İsviçre, İtalya, Brezilya, Amerika'da devlet mükafatlarının en büyükleri verildi. Burada yazılmadı onlar. Evet. Benim hikayemde onlar belki yazılıdır. Yani topu topu 20-30 ödüller verildi. Çok defa yazılan bir Yaşar gibi altın daha aldı. Evet. Benim için hoş bir şey. Ama benim anladığım için gençleri şevke getirmek. Çünkü insan daha hoşlanıyor. Evet, demek ki toplum... Anlatmak istedim. Yarın da bilhassa bundan bahsedeyim. Bizim beynimizin bambaşka bir durumu var. Hayvanlarda bu beyin var. Evet. Çok defa biz sanki maymunlara yok yakın akrabamız değil efendim. Yapı taşları solucanda da aynısı. İşlevler de yani fiziki ve kimyevi kurallar da aynısı. Ama bunun ne olduğunu henüz daha anlamış değil. Çünkü bu beyin hem bütün alemi, alem yahut da diyor, kosmos Türkçesi evreni anlamaya çalışıyor ve ne açıklıyor göstereceğim. Hı hı. Hem de en küçüğünü nerelere inebiliyoruz? Bu sene kimya Nobel mükafatına nanoskop veriyorlar. Orada proteinlerin resmini çıkarıyor. Evet. Düşünün. Yani en inceye giriyoruz. Bir de bu beyin kendini de anlamaya çalışıyor. Demek ki böylelikle beynin içinde ögeleri, boyutları ve işlevleri hem evrensel, hem biyolojik, evet. Hem sosyal, hem psikolojik. Bunlar normalse güzel. Ama evrende bile patolojik durumlar var. Galaksiler çarpışıyorlar. Evet, onlar bile kendi aralarında etkileşim halinde. Biyoloji de öyle. Ve her sahada şu anda mesela biyolojide en azından 500 spesiyalite var. Türkçesinin spesiyalitenin özellik olabilir. Yani uzmanlık evet. Var. Sosyoloji daha o psikoloji de aynı şekilde. Orada ne psikopatlığı var, ne sosyopatiler var. Neler evet. Olabiliyor? Yani bu hem yapıcı ve yaratıcı olabiliyor hem de yıkıcı, bozucu olabiliyor. Ama cemiyet toplumlar büyüdükçe böyle başına boş olmak da olmayacak. İleride hani hoşumuza gidiyor magnet rezonansla hemen buluyoruz ama ileride elektromanyetik bir çemberle herkesin kafasında ne dolaşıyor tespit edilecek. Gerçekten mi? Başlanıldı. Hadi bakalım hocam. Çok yeni bir bilgi ama gerçekten. Sizin için de miyim? Evet. Şimdi sinirlenmeden size haber gelecek. Dikkat et sinirlenirsin. Oraya basacaksınız. Evet. Duracaksınız. Duracak. Oldu evet hocam. Hem bir hülya gibi ama gerekiyor bu. Baksanıza evet. Adam birdenbire ne yapabiliyor? Ailesini yok ediyor. Evet. Yahut etrafı yok ediyor. Bunun nedenleri ortaya çıkmış olacak. Bu hayvanlarda yok. Evet. Hocam gerçekten zaman nasıl geçti anlamadık. Biz de ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istediklerinizi almak istiyoruz sizden. Buradan izleyenlerimize ve dinleyenlerimize neler söyleyeyim? Son olarak eklemek istediğiniz cümleleriniz varsa onları alalım. Daha sonra da birlikte programımızı kapatalım. Efendim, insanın beyni, insan beyni bulunan kafatasları araştırıyorlar. En azından 50 bin sene evvel bile mükemmel durumda.
bireyin beyni. Evet. Ama bireyin beyni tek başına bir şey değil. Yalnız toplumda adam oluyor. Yetişiyor, onu yarın göstereceğim. Bir de grupların ve toplumun beyni var. O böyle bir objektif, bir öze, ne diyorsunuz, özdek bir şey değil, maddi değil. Daha ziyade çıkardığı eserler ortaya konuyor, değil mi? Evet. Şunu bakın, bu cemiyet bunu yaratmış burada, değil mi? O toplum beyni daha henüz tam oturamadı. Evet. Hiçbir yerde, hiçbir yerde. Hala görüyorsun ne sıkıntılar var. Tamam, ben iyimserim. Zamanla toplum beyni de gelişecek ve açılacak. Evet. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte oldunuz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Başarılarınızın demek istemeyiz tabii ki ama çalışmalarınızda da kolaylıklar. Başarılarınızın devamını dileriz. Sizlere de efendim. Sizlere çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Evet sevgili seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün dünyaca ünlü Türk tıp doktoru, nöroşirurji uzmanı Profesör Doktor Sayın Gazi Yaşargil bizlerle birlikteydi. Ayrıca yarın üniversitemizin yeni eğitim öğretim yılı açılışında da bizlerle birlikte olup açılış dersini gerçekleştirecek. Ekranlarımızdan da canlı olarak yayınlanacak diyerek bu hatırlatmamızı da yapalım. Evet efendim, yarına kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle hoşçakalın diyoruz. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.